onu takip ediyor. Hem Nagihan Akbulut'tan değerlendirmelerini alacağız. Hem de yanında bir de konuğu var anladığım kadarıyla. Nagihan, sözü size bırakıyorum. Evet Ersoy dedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta başında yoğun bir tempoyla çalışmasına başladı. Genel kurulun gündemi yoğun ama İçişleri Komisyonu'nun da gündemi yoğun. Zira geçtiğimiz hafta içerisinde iç güvenlik paketi komisyona geri çekilmişti. 68. maddeden itibaren komisyonda maddelerin düşmesini bekliyoruz. Şimdi paketin özel sözcüsü aynı zamanda Çankırı Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili İdris Şahin konuğumuz. İdris Şahin ile konuyu değerlendirelim istiyorum. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, komisyonu beraber izledik. Muhalefetin tavrı çok net. Tek tek maddelerin düşürülmesine karşı çıkıyor. Onun öncesinde komisyona çekilme tarzına dahi usulen karşı çıkıyorlar. Ne diyeceksiniz? Şimdi öncelikle tabii ki bugünkü komisyon çalışmasından önce bu kanunun bu aşamaya nasıl geldiğini de şöyle bir değerlendirirsek muhalefetin tutumunu, iktidarın davranışlarını daha sağlıklı değerlendirme imkanına sahip oluruz. Bu kanun tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu'na geldiğinde bir alt komisyon oluşturuldu ve alt komisyonda yaklaşık 10 güne yakın bir çalışma, itinalı bir çalışma gerçekleşti. Gerek anayasaya aykırılık iddiaları, gerekse de bu kanunun özüne dair muhalefetin tüm itirazları saatlerce dinlendi. Sonrasında komisyon 132 maddeye dönüştürerek 43 madde haline gelen bu tasarıyı 132 maddeye dönüştürmek suretiyle genel kurula getirdi. Genel kuruldaki görüntüler hepinizin malumu. Şöyle bir hafta 10 gün öncesini şöyle hafızalarımızı 17 gün şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman muhalefet partilerinin bu kanun tasarısının yasalaşmaması için ellerinden gelen her yolu denediklerini, iş tüzüğü ihlal etmek suretiyle neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, yani milletin iradesinin tecelligahı olan bu kutsal çatıyı ne hale soktukları hepimizin malum. Şimdi ısrarla bu kanunun yasalaşmaması noktasında hem iş tüzükten kaynaklanan haklarını hem de bunları aşarak maalesef Medeni Kanun'un ikinci maddesinde bir kural vardır. Yani dürüstlük kuralı, hakkaniyete uygun hareket etmek gibi bir yükümlülük atfeder bütün insanlara. Şimdi burada iş tüzüğün kendilerine vermiş olduğu bu hakkı kötüye kullanmak suretiyle maalesef işinden çıkılmaz bir hale getirmeye çalıştılar. Sonrasında hükümet tabii ki kendi takdiridir. Özellikle polis vazife ve selahiyetleri kanunu ilgilendiren birinci bölüm, emniyet teşkilatını ilgilendiren ikinci bölüm ve jandarma teşkilatını ilgilendiren üçüncü bölüm diye tabir ettiğimiz 67 maddeyi genel kurulda tek tek geçirdikten sonraki aşamada daha sonraki aşamalar nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin düzenlemelerdi. Ama muhalefet partileri neye muhalefet edeceklerini, neye itiraz edeceklerini bilmeden kendilerine dayatılan bir akılla maalesef bu kanun tasarısının her maddesine benzer şekilde bir tepki gösteriyorlar. Aslında geneli çıkmasın diye bir tepki elbette var. Ki, yani her partinin başka başka bölümlere tepkisi vardı ama 3 parti de toplamda bu paketin tamamına muhalefet ettiler. Elbette söylediğiniz gibi yani HDP'nin birinci bölüme ilişkin itirazları, polis vazife ve selahiyetleri kanununa, MHP ve CHP'nin jandarmaya ilişkin itirazları, emniyet teşkilatına ilişkin itirazları ama sonuç itibariyle hepsinin bir tek ortak gayesi var. Yaklaşan genel seçimler öncesinde alanı üreten, ortadan kaldıracak olan bir kısım düzenlemelere ilişkin atılan adımları kadük bırakmak ve bu şekliyle yaklaşan seçimlerden oy devşirmek suretiyle kendi hanelerine bir artı yazdıracaklarını düşünüyorlar. Oysa ki milletimiz olup biteni çok yakinen takip ediyor ve görüyor. Buradan onlara bir sonuç çıkmaz, bir ekmek çıkmaz. Çünkü milletimiz iç güvenlik paketi diye ifade ettiğimiz özgürlüklerin korunması paketine toplumun %80'inin çok büyük bir desteği var. Sadece elbette ki kamu düzeni. Yani şimdi toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yüzlerini tamamen kapatmak saikiyle gizleyenler, silahla veyahut da ateşli silahlar kanununa muhalefet eden unsurlarla o alana girenlerin dışında binlerce ifade hürriyetini kullanmak isteyen, özgürlüklerini kullanmak isteyen insanların hak ve özgürlüklerini şu anda bu paket güvence altına alıyor. Özgür aşırı itibariyle yetkiler verildiği iddia edildi. Bu pakette bir fren sistemi var mı? Elbette ki var. Şimdi anlatılan hususlar gerek gözaltıyla gerek aramaya ilişkin düzenlemeler kanunumuza var olan, geçmişte var olan düzenlemeler. Ve Avrupa Birliği müktesebatı değerlendirildiği zaman da Avrupa Birliği örnekleriyle uyumlu düzenlemeler.
özellikle gözaltıyla ilişkin, aramaya ilişkin hususlarda hukukçuların büyük bir çoğunluğu, ama şunu özellikle altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum, toplumsal algı yaratmaya dönük olarak siyasi söylem içerisinde bulunmayan hukukçular, 2005 yılındaki yapılan ceza muhakemeleri usul kanununda, polis vazife ve selahiyetleri kanununda yapılan düzenlemelerin geçmiş dönem hukuka aykırı uygulamalarına tepki olarak yapılan düzenlemeler olduğunu ve alanda bir zafiyete uğrandığın, bir boşluğun oluştuğunu 2010 yılındaki makaleleriyle ifade ediyorlar. Ve bu alandaki boşlukları gidermek için de hükümetin behamhal adım atılması gerektiğini istiyorlardı. Çünkü alanda elbette ki, yani şunu özellikle ifade ediyor muhalefette. Tamam, Avrupa'da polisin bu yetkileri var ama Avrupa'daki polis de polis. Efendim biz artık şunu ortadan kaldırmamız lazım. Milletimize olan güvensizliği sonlandırmamız gerekiyor. Türk polisine olan, yargısına olan veyahut da kolluğuna olan güven, nasıl Avrupa'dakinin hak ve hukuku bunun rahatlıkla kullanabiliyor ise, onun nasıl meşru bir hakkıysa, bizim insanımıza da bu özgüveni sağlamamız lazım. AK Parti iktidarının zaten 13 yıllık yaptığı da budur. Millete tekrar geçmiş dönemdeki o özgüvenini kazandırmaktır. Dolayısıyla biz birilerini örnek alarak değil, ama evrensel uygulamaları ve hukukun temel prensiplerini ön plana almak suretiyle bu düzenlemeleri yapıyoruz. Sonuç itibariyle eğer bu yapmış olduğumuz düzenlemeler anayasaya aykırılık teşkil ediyorsa, Anayasa Mahkemesi'ne ana muhalefet partisi bunu çok rahatlıkla götürebilir. Eğer bir temel insan hakkı ve yaşam ihlali söz konusuysa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bunu götürebilir. Oysa muhalefetimiz bunların olmadığını biliyor. Ama biraz önce komisyonda da gördüğünüz üzere, bakınız sözde bu maddelerin çıkmamasını istiyorlar değil mi? Ama paketin tamamını engellemek arzusuyla komisyonda yaptıkları direnişi görüyorsunuz. Çekeceğimiz dediğimiz maddeleri bile görüştürmek istemiyorlar. Hükümet diyor ki tamam ben çekiyorum. Madem siz bunu istemiyorsunuz, ben de hem süre kazanmak hem de milletimizin bir an önce yasalaşmasını arzu etmiş olduğu genel kurdan geçen maddeleri yasalaştırmak adına bunlardan feragat ediyorum diyor. O zaman ana muhalefet başta olmak kaydıyla diğer muhalefet partileri bu konuda en azından bir özveri gösterip işimizi kolaylaştırmaları gerekiyor. Oysa biz artık 2 aydır başta ana muhalefet partisi olmak kaydıyla muhalefetin ithamları, asılsız ithamlarını dinlemekten artık bizler de yorulduk. Bizler de milletin temsilcileri olarak %50'ye yakın bir oy almış iktidar partisinin mensupları olarak olabildiğince hoşgörülü bu süreci yürütmeye gayret sarf ediyoruz. Peki ne olacak komisyonda bundan sonra? Şu anda biliyorsunuz ki geri çekilen maddelerin tamamında Barış ve Demokrasi HDP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergeleri var. Fezleke, geri çekme fezlekesi okunurken de Milliyetçi Hareket Partisi bir kısım önergeler verdi. Ve yine geri çekme önergeleri olarak da AK Parti iktidarı olarak bizlerin önergeleri var. Bu önergelerin tamamı, her madde için en az 3 önerge olmak kaydıyla bu önergeler tek tek görüşülecek ve bu maddeler çekilecek. Ve yürürlük maddesi olan 131 ve 132'ye kadar 68 ile 130. maddeler arasında bu önergelerin tamamını görüşeceğiz ve ondan sonraki bölümünü tekrar genel kurula getirmek suretiyle yasalaştırmayı arzu ediyoruz. Bizim talebimiz bu yönde ve milletimizin talebi de bu yönde. Ama tabii ki çok çetin yine müzakerelerin komisyonda geçeceği görülüyor. Bakın ben şunu çok netliğiyle söylüyorum. İşsizlikten kaynaklanan bütün haklarını kullansınlar. Ama milletin temsilcileri kendilerine yakışan bir uslupla, bir dille, bir ortak dil bulsunlar. Bu barış dili olması lazım. Bu bir olgun, bir seviyeyi gösteren bir dilin olması lazım. Ama maalesef biz bunları bu komisyon çalışmalarında da genel kurulda da göremedik muhalefetimiz tarafından. Niçin bunu yapıyorlar? Ne kadar bir zamanlama önce? Yani ben bir hafta içerisinde İçişleri Komisyonu'nda bu maddelerin tamamı ve önergelerle birlikte görüşülecektir diyorum. Çünkü milletimiz buraya bizi çalışmaya gönderdi. Gerekirse gece gündüz çalışacağız ve milletimizin talep etmiş olduğu bu yasaları inşallah kanunlaştıracağız. Bütün arzumuz, isteğimiz bu yönde. Ama her ne olursa olsun parlamentodan milletimize bir ortak dille konuşmamız lazım. Çünkü milletimizin bizden beklediği de bu olgunluğun iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin yansıtmasını istiyor.
İnşallah komisyon çalışmalarına da bu dil yansır diyorum. İnşallah diyelim. Genel kurul oldukça hareketliydi. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Kolay gelsin diyorum. Zira bir hafta boyunca görünen o ki bunu daha çok... Ben şimdi buradan direkt komisyona gidiyorum ve çalışmalar devam. Peki, kolay gelsin tekrar. Eyvallah, sağ olun. Evet, Ersoy Dede, iç güvenlik paketinin sözcüsü olan bir bağlamda İdris Şahin'le birlikte komisyonun havasını aktarmaya çalıştık. Zira önümüzdeki bir hafta boyunca bu komisyonun yaklaşık 63 maddenin düşürülmesi söz konusu olacak. Her siyasi partinin de verilmiş olduğu önergeler var. Önerge ne anlama geliyor? Milletvekillerinin çıkıp bunun üzerinde konuşmaları anlamına geliyor. Komisyonda ise bu konuşmalara ilişkin bir süre sınırı yok. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca bir yoğun mesai bizi bekliyor. Söz yeniden sende.